Eşimi, ailemi ve arkadaşlarımı Almanya'da bırakarak bu fedakarlıkları göze alarak ülkeme döndüm. Henüz 23 yaşındayken Mercedes'te Compact Cars ve SUV'lerin Ar-Ge direktörünün biz buraya geldik ve Türkiye'mize Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrılarına, Bilişim Vadisi'nin davetine ve aslında ülkemizdeki olan potansiyeli gördüğümüz ve inandığımız için bu ülkeye geldik. Ben burada sizlere 1995 yılında Almanya'da doğmuş ve orada yetişmiş gurbetçi kardeşiniz olarak konuşmak istiyorum. Her ne kadar bu topraklardan uzak bir şekilde doğup büyümüş olsam da annem ve babam beni her daim milli ve manevi değerlerimizle beslemiştir. Bundan dolayı küçüklüğümden beri aslında hiçbir zaman için yaşamadığım bir ülkeye hasret kalarak büyümüş oldum. Kusura bakmayın. İlk kez yapıyorum da. Doğal bir şekilde böyle şey yapıyoruz. Tabii ki Almanya'da doğal olarak oradaki imkanlardan ben de nasibimi aldım. Eğitimimi yaptım. 21 yaşımda mühendis olarak kariyerime başladığımda henüz 23 yaşındayken Mercedes'te Compact Cars ve SUV'lerin Ar-Ge direktörünün yardımcısı olarak bu pozisyondaki en genç eleman olarak yer alabildim. Aynı zamanda arkadaşlarımla birlikte elektrikli araçların lityum-iyon bataryaların içerisindeki malzemelerini mevcut olan çözümlerden daha verimli bir şekilde geri dönüştürmek için yollar aradık. Araştırmamızın sonucunda da hem lityum-iyon bataryaların çevresel etkisini hem de bütün dünyadaki ülkelerinin ham madde konusundaki dışa bağımlılığını azaltmak için teknoloji geliştirmeyi başardık. Biz bunları yaparken Türkiye'mizde de teknoloji geliştirme adına ciddi adımlar atılıyordu. Ve biz de bunları gurbetçi olarak tabii ki izleyebiliyorduk. Sürekli yeni teknoparklar açılıyordu. Ve her sene gençlerimizin mühendis ruhunu tetikleyecek, dünyaca izlenen teknofestler gibi etkinlikler düzenleniyordu. Ve önemli olan da benim de Mercedes'te çalıştığımda dünyanın otomotiv devleri yeni mobiliteye doğru giderken TOG ve Ford Otosan ile ülkemizde bu piyasada yerini alacağına dair almak üzere ciddi yatırımlar yaptığını gördük. Ve tabii ki yani gurbetçi gençler olarak annem babamla birlikte bunları duyarken gurur aldık. Tabii ki göğüslerimiz kabardı. Ama burada önemli olan aslında geçen sene elime geçen bir fırsattı. Geçen sene ilk aylarında Bilişim Vadisi'nin mobilite hızlandırma programına denk geldik. Programı araştırdık, başvurduk, kabul edildik, katıldık ve başarılı bir süreç sonunda da Bilişim Vadisi'nden davetimizi aldık. Tam da aradığımız fırsat buydu zaten. Çünkü bu fırsatla beraber yıllarca hasret kaldığımız ülkeye gelmeyi fırsat bulduk ve aynı zamanda da ülkemize vermek istediğimiz katkıyı vermek için fırsatı bulmuş olduk. Kusura bakmayın, arada bir de dilim dönmüyor. Henüz daha öğrenmek aşamasındayım. Sağ olun. Yani burada önemli olan aslında şu. Biz buraya geldik ve Türkiye'mize Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrılarına, Bilişim Vadisi'nin davetine ve aslında ülkemizdeki olan potansiyeli gördüğümüz ve inandığımız için bu ülkeye geldik. Ekibimle beraber hayallerimizi gerçekleştirmek için girişimimizin temellerini Türkiye'de atmaya karar verdik. Ve bugün geriye baktığımda aslında bu ekosistemi izlediğimde iyi ki de bu kararı almışız diyorum. Ama tabii ki daha yapılacak çok işimiz var. Sayın Cumhurbaşkanım, bizim ekibimiz şu anda 12 kişilik bir ekip ve bu 12 kişinin 6'sı Almanya ve İsviçre'den Türkiye'ye gelen yakın arkadaşlarımdan oluşuyor. Biz gece gündüz çalışıyoruz. Tabii ki ülkemize geldiğimizde biz de her yeni girişim gibi bazı sıkıntılar çektik. Ama girişimciliğin ve kendi hayallerinin peşinde koşmanın doğasında var bu. Ama bunların doğasında olması gereken başka bir şey daha var. O da asla pes etmemek. Biz ekibimizle asla pes etmedik ve neticesinde bize ana yatırımcılarla birlikte ihtiyacımız olan yatırımı bulmaya şansımız bulduk. Allah nasip ederse de bu sene sonunda bu yatırımlarla birlikte pilot tesisimizi kurmak için kollarımızı sıvadık. İnşallah elektrikli araçların karbon ayak izini azaltacak ve aynı zamanda böylece de çevresel
etkisini azaltacak ve dünyadaki ham madde sorununu, yani dışa bağımlılığını azaltacak teknolojimizi yakın zamanda Avrupa'ya, Amerika'ya ve dünyanın diğer bölgelerine ihracat etmeyi başaracağız. Bayağı da heyecan vericiğimiz, çok aşırı terledim bu arada. Ya son olarak şu eşimi, evet 5 senedir evliyim genç görünsem de, ailemi ve arkadaşlarımı Almanya'da bırakarak, bu fedakarlıkları göze alarak ülkeme döndüm. Sözlerime son verirken de bizi bu imkanları sunan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Bilişim Vadisi'nin Genel Müdürü Serdar Bey'e ve bütün ekibine, burada ekosistemde tanımış olduğumuz ve bize zaman zaman mentörlük eden abiler ve ablalarımıza ve tabii ki de ülkemizin dört bir yanında ve dünyada evlatlarını koruyan, kollayan ve onları güzel duygularla besleyen anneler ve babalara teşekkür ediyorum. Size iyi günler diliyorum. Sağ olun. Bu insanları yalan yanlış bilgilerle Türkiye'yi izham etmek, kendi ülkelerine kara çalmak yerine ben Kocaeli'ne davet ediyorum. Gelsinler Kocaeli'ne, buranın organize sanayi bölgesini, bölgelerini ve bilişim vadisini gezsinler, görsünler, kendilerinin de cehaletini burada anlasınlar. Buradaki üretimi, yenilimi, girişimci ruhu bizzat yerinde görsünler. Gelsinler Türkiye'nin sanayide neleri başardığına bizzat şahitlik etsinler. Gelsinler Gebze Bilişim Vadisi'nin temsil ettiği vizyona tanık olsunlar. Kocaeli 14 organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, stratejik üretim tesisleri ve imalatta çalışan yaklaşık 270 bin vatandaşımızla Türk ekonomisine her yıl devasa katkılar sağlıyor. Bu şehrimiz muazzam üretim hacmiyle otomotiv, kimya ve metal sanayine damga vuruyor. 2021 yılında Türkiye araç üretiminin yaklaşık %40'ını tek başına Kocaeli şehrimiz gerçekleştirdi. Türkiye'nin ihracatta yakaladığı ivmede en başarılı ikinci şehir olarak ön plana çıktı. Toplam 128 araştırma geliştirme merkezi ve 15 tasarım merkezi yaptıkları çalışmalarla şehrimizin rekabetçi gücüne güç katıyor. Kocaeli'ndeki 5 teknoloji geliştirme bölgesinde yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri katma değerli üretime öncülük ediyor.